Vücudumuz sürekli çalışır arkadaşlar. Uyurken de uyanıkken de yaşamamızı devam ettirmek için birçok kimyasal tepkime gerçekleştirir vücudumuz. Bu videoda üzerinde konuşmak istediğim soru ise bu kimyasal tepkimelerin oluşmasını sağlayan şeylerin ne olduğu. Evet, konumuz bu. Besinlerin şeker ve yağlara, karbondioksit ve suya parçalanmasının vücudumuzda enerji birimi olan ATP üretimini arttıran enerji salınımı yaptığını biliyoruz. Bu noktada işi bir adım daha ileri götürüyor ve bu ve diğer enerji salınımı yapan süreçlerin yani enerji salınımı yapan kimyasal tepkimelerin negatif delta G değeri olduğunu da söylüyoruz ya da diğer adıyla negatif Gibbs serbest enerjisi. Bu videoda Gibbs serbest enerjisi veya delta G'deki değişimi ve bu eksi işaretinin tepkime hakkında bize ne söylediğini konuşacağız. Delta G'yi anlamak için belirli bir kimyasal tepkimeden bahsetmemiz lazım. Çünkü delta G, belirli bir tepkime veya tepkimeler toplamı olarak tanımlanan bir nicelik. Basit bir örnek olması açısından diyelim ki elimizde A'nın B ürününe dönüştüğü bir tepkime var. Bu tepkimenin yazıldığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini delta G'nin bu tepkime için ne olduğunu hesaplayarak bulabiliriz. Yine bu ifadeyi açacak olursak delta G yani Gibbs serbest enerjisindeki değişim bize en kısa ve basit yoldan bir tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmediğini söyler. Şimdi devam edelim ve buradaki tepkime için serbest enerjideki değişimi bulalım. Buradaki delta işaretinden de anlayacağınız gibi hesapladığımız şey bir değişim. Dolayısıyla bu durumda ürünümüzdeki serbest enerji yani B eksi tepkimeye giren madde yani A'daki serbest enerjiyi ölçüyoruz. Fakat bu genel ürün eksi tepkimeye giren maddedeki değişim. Karşılaşacağınız her türlü kimyasal tepkime için geçerli. Hemen şimdi işin başında delta g değeri için 3 şey söylemek istiyorum. Eğer bunları anlarsanız, bu delta g niceliğini her tepkimeye uygulayabilme yolunda büyük bir adım atmışsınız demektir. Bahsetmek istediğim ilk konu birimlerle ilgili. Delta g değerini köşeli parantez içine alıyorum, yani birimini belirtiyorum. Evet, birimler genelde jul bölü mol olarak gösterilir. Buradaki mol tepkimeye giren maddenin değeri. Yukarıdaki örneğimizi düşünürsek, A'nın B'ye dönüşmesindeki delta G değeri, A'nın üzerinden belli sayıda jül bölü mol olur. Şimdi size neden bu birimlerin kullanıldığını da söyleyeyim. Burada söz konusu olan bir enerji değişimi ve jül genelde enerji için kullanılan bir birim. E, kimyada tepkimeye giren maddelerin veya ürünlerin miktarları da genellikle molar nicelik olarak gösteriliyor. Dolayısıyla bu birimlerin kullanılması demek ki gayet mantıklı. Bahsetmek istediğim ikinci konu ise Gibbs enerjisindeki değişimin bir tepkimenin yalnızca ürünleri ve tepkimeye giren maddeleriyle ilgili olması. Yani bu değişimin tepkimenin izlediği yolla bir ilgisi yok. Kimyagerler buna hal fonksiyonu diyorlar. Özellikle biyokimyada delta G'nin bu özelliğinden çokça faydalanırız. Çünkü tüm metabolizma yolunda sürmekte olan birden çok tepkimedeki delta G değerini ekleyebiliriz. Üstteki örneğimize gelelim. Burada A, B ürününe dönüşüyor demiştik. Peki ya B ürünü başka bir ürüne, C'ye dönüşürse? A'nın C'ye dönüşmesindeki genel gips enerjisini hesaplamak için tepkimenin her bir adımındaki delta G'yi ayrı ayrı hesaplayabiliriz. Burada önce A'nın B ürününe dönüşmesi, sonra on'un da c'ye dönüşmesi söz konusu. Bakın b ve C kendi başlarına birer ürün. Bunlar geçiş durumları değil. Ama burada belirtmek istediğim şey, A'dan c'ye doğrudan giderken gips, en, e, gips serbest enerjisindeki değişimi ölçemeyebiliriz. Bunun yerine her bir adımdaki gips serbest enerjisini ölçüp bunları toplayabiliriz. Unutmayın, Gibbs serbest enerjisi bir hal fonksiyonudur. Evet, bu işlemi yaparsak A'dan C'ye gidiş tepkimesindeki Gibbs serbest enerjisinde görülen toplam değişimi bulabiliriz. Delta G veya başka kimyasal değişkenler gibi hal fonksiyonları da aklımda komik bir yolla e, duruyor arkadaşlar. Yani ben bu şekilde aklımda tutuyorum. Kimya öğretmenimiz bize hayatın bir hal fonksiyonu olmadığını söylerdi. Bu da, Tabii ki hal fonksiyonu tanımının tepkimenin izlediği yolu içermediğini hatırlamamı sağlıyor. Çünkü hayat aslında varış noktasına ulaşmak değil, bir yolculuktan ibaret, öyle değil mi? Fakat kimyada bazen bunun tersi geçerli. Bahsetmek istediğim üçüncü konu ise delta G'nin belirli bir durum için laboratuvarda rahatlıkla ölçülebilen örneğin sıcaklık gibi bir şeyin aksine ölçülememesidir. Fakat bu hesaplanamayacağı anlamına gelmez. Bunu anlamak içinse delta G'nin baştan amacı neydi onu hatırlamamız lazım. Hatırlarsanız delta G'nin değeri bize tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmediğini söylüyordu. Kimyagerler bu soruya cevap bulmaya çalışırken cevabın birden fazla değişkene bağlı olduğunu keşfettiler. Yani tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tek bir şey belirlemiyor. Kimyagerler kolaylık olsun diye tüm bu değişkenleri delta G olarak adlandırdıkları parametrede göz önüne aldılar. Bunu da bir denklem üreterek yaptılar. Kimyagerlere göre gips enerjisindeki değişimin formülü şuydu. Belirli bir tepkimedeki entalpi yani ısı içeriğindeki değişim eksi tepkime sıcaklığı çarpı entropideki değişim veya kabaca ifade etmek gerekirse ürünler ve tepkimeye giren maddeler arasındaki düzensizlik. Daha önce de bahsettiğim gibi bir tepkimenin oluşma derecesini etkileyen ve diğer tüm değişkenleri göz önünde bulunduran tek bir değeri hesaplayabiliriz. Öyleyse entalpideki, sıcaklıktaki ve bir tepkimedeki entropi değişimini aslında ölçebiliriz. Dolayısıyla bu yöntem gayet işe yarıyor. Evet, bu noktada aklınıza muhtemelen şu soru geliyordur. Bir tepkime için delta G'yi hesaplamam gereken bir denklem olduğunu görüyorum. Fakat denklemden bir anda ortaya çıkan bu değer bana tepkime hakkında ne söylüyor olabilir diye düşünüyor e, olabilirsiniz. Şimdi yine A'nın B'ye dönüştüğünü varsaydığımız bu denkleme e, gelelim. Ve bu tepkimeyi daha iyi anlamak için bir grafik çizelim. Önce Y, sonra da X ekseni çizeceğim. Y ekseninde jul birimde serbest enerji miktarı olacak. X ekseninde ise bir tepkime koordinatının miktarını yazacağız. Bu grafik bir tepkimenin izlediği süreci gözlememizi sağlayan bir tür soyut parametre. Bu grafiğe neyi koyduğumu söyleyince her şey daha mantıklı hale gelecek. Bakın emin olun. Diyelim ki tepkimeye giren A'nın serbest enerjisi tepkimenin ürünlerinden yani B'den çok daha fazla olsun. Umarım grafik sayesinde daha iyi anlaşılıyordur. Buradan ürünlerle tepkimeye girenlerin arasındaki farka eşit olan serbest enerjideki değişimin negatif olduğu sonucunu çıkaracağız. Veya değişim için sıfırdan küçük de diyebiliriz. Öte yandan, serbest enerjisi B ürününden çok daha düşük olan A maddesiyle başladığımızı varsayalım. Bu durumda, ürünler ile tepkimeye girenler arasındaki fark olan serbest enerji değişimi pozitif olacak. Buradan çıkaracağımız temel sonuç ise şu. Delta G değeri negatif olan herhangi bir kimyasal tepkime için tepkimenin spontan bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani bir enerji girişi olmadan tepkime kendiliğinden gerçekleşiyor. Delta G değeri pozitif ise tepkimeye giren maddelerin ürünlere dönüşmesi bir enerji kazanımı gerektiriyorsa bunu kendiliğinden gerçekleşmeyen olarak adlandırıyoruz ve burada enerji girişi olmadan devam etme söz konusu değil. Bu tür şeyleri daha sezgisel olarak düşünmeme yarayan bazı benzetmeler var. Mesela yogadaki nefes alışları. Çok derin bir nefes aldığınızı hayal edin. Ve vücudunuzdaki tüm bu nefes sizi huzursuz hissettiriyor ve bir an önce onu bırakmak istiyorsunuz, değil mi? Yani şimdi aldım ben nefesi bırakmıyorum, tutuyorum öyle düşünelim Bakın. Vermek istiyorum nefesi. İşte ben bunu yüksek enerji durumunda e, başlamak olarak düşünüyorum. Yani A ile başlamak. Nefesimi verdikçe rahatladığımı ve enerji bıraktığımı hissediyorum böyle. Bu da beni daha düşük serbest enerjisi olan B'ye getiriyor. Ve tabii ki bu nefes verişi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kendiliğinden gerçekleşen bir süreç.